Bu çiçekleri gördüm. Şuradan. Bakın şuradan. Buraya geldim. Bu çiçekler ne acaba dedim ve neymiş? Papatya. Muhteşem bir papatya. İçilebilen papatya değil ama şuna bak. Şunun güzelliğine bakar mısın? Kocaman. Yerden yüksek. Neredeyse 1,5 metre yükseklikti. Ve burada bir de inekler var. Bir de çoban var. İneklerin çan sesleri. Şunun güzelliğine bak. Nasıl kokuyor, nasıl kokuyor. Şu üstünde arılar vızır vızır. O kadar çok ki. Gelin gibi. İnternet çekmiyor. Ne ağacı olduğuna bakamadım. Belki sen biliyorsundur. Yazarsın yorumun altına. Böyle güzel işte. Buralarda var bunlardan. İleride de var. İnekleri gördün mü? Ne kadar güzeller. Orada bayağı bir dinledim, seyrettim. O ot yiyişleri ağızlarıyla böyle. O çıkardıkları sesler, o çanın sesi. Muhteşem. O kadar çekim yaptım orada. Şarjım bitiyor. Henüz daha yürüyüşe başlamadım. Ya muhteşem, o kadar güzel ki her yer. Kuşlar, dere, çiçekler, kelebekler uçuyor her yerde. Ve inekler sürpriz oldu. Onları seyretmek gerçekten meditatif bir hale getiriyor hemen insanı. Doğa böyle iyileştiriyor, güzelleştiriyor, sakinleştiriyor, durultuyor, diriltiyor. Doğa çok güzel. Ve doğadan ayrı olmadığını bilmek, bir bütün halinde hissetmek hepsinden güzel. Yürüyüş devam ediyor. Bakalım neler var daha. Şelaleye buradan gidiliyormuş. Yani dereye paralel olarak yürüyormuşsun. Ancak yağmur yağdığı için bayağı bir burası yükselmiş. Öyle dediler bana. Şu su yani şurası yükselmiş. O yüzden bugün gidilmez dediler. Kimse de gitmiyor. O yüzden ben de buraya kadar geldim. Çok da güzel. Çok da aslında şöyle gidesim var. Çok uzak değil. Niye kimse gitmiyor? Şu köprünün üstünden geçsem gidebilir miyim? Bir oralara bakacağım şimdi. Evet, az önce şuradaydım. Şurada. Buradan geçilemeyeceği için böyle geri döndüm. Gittim, bayağı bir gittim. Bu tarafa bir köprü buldum. Sonra bu tarafa doğru yürüdüm. Şimdi her yerden yalnız su fışkırıyor. Ve burada birleşiyor bu sular. Şimdi böyle bilmiyorum ne kadar giderim. Ve şelaleye ulaşabilecek miyiz bakalım. Buradan yürüyeceğim şimdi. Şu patika yoldan devam edeceğim. Hatta burada bir tabela buldum. Şelale. Şifalı su. Doğru yolda olduğumu sevindim şu an.
Buradan gidebildiğim kadar gidiyorum. Şimdi buraya geldim. Burası neresi? Köprüden biraz daha ilerledim. Hatta şu geride bir gözlemeciler gördüm. Şelaleye mi gidiyorsunuz dedi. Evet dedim. Tek başına mı dedi. Evet dedim. Olmaz dedi. İleride orman var dedi. Buradan yarım saat daha yürüyeceksin dedi. Ben yine de gideyim demiştim. Ancak yine geldik derenin kenarına. Şimdi sana göstereceğim buraları. Nereye kadar geldim? Dediğim gibi bir grup olmuş olsaydı burada giden giderdim. Ancak yani işte sen olsaydın mesela beraber giderdik. Ama yoksun. Sen de yoksun. Şuradaki yola çıkacağız. Buradan. Derenin içinden gidiyoruz. Kimse yok dönüyorum derken. Yol bu. Sürprizlerle dolu. Birilerine rastladım. Onların peşine takıldım. Derenin içinden, dereyi görünce paçaları da soğuduk tabii ki hemen. Derenin içinden, dağların, taşların arasından, ağaçların, köklerin yanından ilerliyoruz. Daha gelmedik şelaleye. Şarjım da az, fazla çekim yapamıyorum. Şelaleyi çekeceğim. Şimdi buraya geldik. Bak, bakar mısın? Muhteşem bir yer. Önümüzdeki geçit burası. Buradan geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Nasıl geçeceğiz suların içinden? Macera. Himalayalara çıkıyoruz sanki. Orayı da açtık. Ve şu arkamda gördüğünüz yere geldik. Şu tarafa doğru da devam ediyoruz. Yol daha var. Bakalım nasıl bir şelale bu. Macera ruhlu bir ekibe denk geldim. Böyle dereden teker teker geçtik. Daha da gidiyoruz bakalım belimize kadar şu an girdik. Paçaları da sıvasak hiç bana mısın demedi. Evet. Bayağı bir yürüdük. Şimdi yukarıdan taşlar düşüyor. Gökten taş yağıyor. Bir bu eksikti. Zaten yol kapalıymış, çalışma varmış. Buraya kadar geldik. Bayağı geldik ha. Yani 40 dakikada falan yürüyor olabiliriz. Muhteşem bir yere geldik ama şelale yok. Yok. Çanakkale geçilmeze döndü şelale. Bakın düşen taşları görüyor musunuz tepeden? Koca koca. Sürekli taş düşüyor. Ve gitti arkadaşlar. İleriye doğru gittiler. Yol kapalıymış. Ve artık geri dönün diyorlar. Oğlum Ali nerede Ali? Tepeden taşlar düşerken zorlu bir parkur. Bir bu kadar daha varmış. Değil ya değil oğlum değil. Ben o kadar. Evet. Dönüyoruz. Tekrar derelerin içinden sopalarla gideceğiz. Birbirimize tutunarak. Çoluk, çocuk, macera ruhlu bir ekip. Şelaleye gidemiyorum, kimse yok. Sen de yoksun dedikten neredeyse tam 5 dakika sonra bu ekiple karşılaştım geri dönüş yolunda ve müthiş bir macera yaşadık. Şelaleye yakınız ama artık gidemiyoruz. Yol kapalıymış. Orada uzakta bir şelale var. Gitmesek de, görmesek de, göremesek de görmüş kadar olduk bence.
deniz kenarındayım. Dalgaların ninnisi ve akşam yemeği yaptım kendime. Mantar, istiridye mantarı almıştım. Biber, domates, soğan öyle kavurdum. O ekmeklerimi üzerine koydum. Madenler Deresi'nde tam olarak kimse yok dediğim anda o aileyle karşılaştım. Yani geldin, sen geldin. Ve gerçekten çok eğlenceliydi. Yani bilmiyorum, böyle bir eğlence en son ne zaman yaşadım, bu kadar heyecanlı bir doğa yürüyüşü. Evet, şelaleye varamadık. Ama olsun, yani her yer şelaleydi, çok güzeldi. Şimdi yine Karasu'ya geldim. Deniz köpürüyor. Sabah nasıl bıraktıysam öyle buldum. Bu sefer denizin çok yanına çektim karavanı, bir yer buldum. Sabah bahsettiğim yere geldim. Burası yakın çünkü Madenler Deresi'ne. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bugün cumartesi. Yarın zaten kampımızın son günü olacak. Güzel ya, eğlenceliydi gerçekten. Dereyi de çok beğendim. Etrafındaki coğrafya da çok güzeldi. Biraz sana burayı da göstereyim. Bu videonun sonuna geldim. Biraz da belki yemeğimden bahsederim. Umarım sen de eğlenmişsindir benimle birlikte.